Benim şeyim. Bırak ya. Sıva yapıyor. Yok yok, ne işin böyle? Hakken buraya doğru gidiyor. Yenlik yani. Ölen mi döktün lan onları? Bir şey ver Tommy'ye. Sucuk mu? Peki ölmüş. Ha, baksana. Bak bak veriyor. Bizimkiler baharı ya. Değil. Verdim. O önce biberonla yarımdan fazla su verdim. Halbetti. Ana. Neymiş? Halbetti. Böyle böyle attırayım buraya da. Hiçbir şey diktiğimiz yok, baksana. Ne oldu, sadece sürüldüm anne. Gırgırlayacak. Fide dikiyorlar hep. Teyzen dün fide aldı. Biz yinemedik fide almayı yukarıda. Niye al? Araba geldi. Araba geldi. Artık bu çarşıda dikiyor. Vardır fide. Dolu dolu. Artık dikiyor. Mecbur. Yaptım da daha hiç önce dikmedi. Artık dikmeye başladı. Maydanoz da ek ya, maydanoz yok. Ana burası sürülecek mi daha? Sürmüyor, oraya mal yaydı. Abark tarafı. Şuradan ananın altına saman atmıyorsun evvel lastiğin üstüne. Tamam mı? Ayaklarımızı sarıyor. Ben arkaya yerim samanın üstünde. Atmayayım ben şimdi tozu sen. Yok. Bir sağlıktan sonra tozu atayım hadi. Ancak siz süt yiyorsunuz.
Yoğurt. Sinan da getirmişti dün. İs kokuyordu. Ah, bir akşam önceden yapmışlar. İs kokuyor. Bana ısıttı onu. Onlar hiç kimse. Doğru bunların önüne. Ne? Oğlum abin de yese. Hani bunu yemedi mi? Yeseniz de bunu. Ana. Yorum hadi. Yiyin onu hadi. Ye. Ye hadi bak. Ha. Kapı bakarak arasına gidiyor bak. Değil mi? Döktüm ama tavukları size döverim bak. Tamam. Ben bunu temizleyeyim. Süt çiğni. O da ekmek götürmüştü buraya. Dünyada da ekmek. Aa, bidon su nerede? Onu orada çarkalayayım. Şu tavukları bir salayım. Ne oğlum ne? Buranın tahtasını çıkartmışım. Yiyorlar mı yok? Hadi gel. Gel hadi gel. Çık. Hadi. Gel. Gel. Gel hadi. Gel oğlum. Sakın onlara dalma. Şöyle bir çarpalım. Camiye tafik etmenin köyüne gittiler ya. Artık alanı genişletiyorlar. Hayır. Kendin yemiyorsun, tavuklara yedirdin. Hayır. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Kızıyor. Erbeko kızıyor. Hayır gel bıdık. Bıdık. Gel, kendin yemiyorsun, yedirtmiyorsun. Gel buraya. Hayır. Bıdık yapmıyor, horoz yapıyor onu. Kal burada, bıdık. Bıdık diyorum. Burada kal. Otur. Bıdık. Otur diyorum, gel. Şşt. Ellemiyorsun tavuklara. Bıdık gel buraya. Tavukları ellemiyorsun. Kendiniz yemiyorsunuz, onlara yedirtmiyorsunuz. Bıdık diyorum. Hayır. Şşt. Yerine. Çabuk yerine. Yerine gidiyorsun. Çabuk yerine. Bıdık yerine gidiyorsun. Yerine. Seni yumuşak burun. Kendileri yemiyorlar. Yemlerini paylaşmak istemiyorlar. Hayır bak bir aklı orada. Bıdık diyorum. Laf dinle. Annemiz Ümit sağırken zorlanıyor arkadaşlar. Nazar demiş Ümit'e. Ümit kovayla sütü devirmiş. Dün akşam. Şimdi rahat bıraktılar. Tavuklar yesin. Değil mi? Dışarı mı çıkacaksınız? Sabah gezmişsiniz. Niye de rahat durmuyorsunuz siz? He? He bura, niye üretti bir su? He? Geç yerine. Nereye geç çabuk? Çabuk lan. Bizi yerine gidiyorlar. Ha?
bakayım mı? Demir horoz yanındaydı ya. Hadi. Gel. Biraz rahat. Hadi yiyin hadi. Yere götür. Çok yerine git. Söyleyeyim ben size. Otlar tohum yapmış baba. Yaptı da hava durumda. Oradan dolayı. İçersek yağdım işimiz kötü. Ama uç vermiş yani. Verdi, soruk verdi, başak verdi de. Buna göre bir zamanı varmış onunla. Bir başak verdim, bunu biçtim de daha ot gelmez. Başak babamilleri biçtim geliyorlar. Başak verdiği zaman mı gelmiyor ot geri? Başak vermeden önce biçecek ama sıra gelmedi ki biçmeye. Ama öyle tohum dökecek için biçecek ya. Ne oldu? Şimdi ne oldu? Çoktan karıştı, koyuydu. Yarısını bir sallıyor, yarısını sonra. Çok değişik bir şey. Annemin çilekleri dökmüş. Yok ya, bu sene iklim çok başka. Hemen bak bu şimdi öyle biber dikiydi. Fasulyelerimiz mi çiçek açtı şimdi ya? Yok şimdi senin bahçesinde bir şey yok. Bakıyorum da gelmiyor. Dur. Kopuyor yani. He? Kopuya bak. Fındık vermiş daha. Yine buraya pancar fidesi ekmiş anne. Evet. Tohumu. Yeşmiş o pancar, bakalım nasıl bir şey. Nereden var ya, diyorum bir pancar dolması yedi. Bak ben halenin şaşırdım. Erdem. Hı hı. Naz uşağı da? Pancar dolması. Ben vitaminlerime baktırdım ya, kan telli verip. O ara şeye girdim. Samsun'da AVM var ya, hastanenin yanında. Orada bir abla tencere bakıyordu. Dedi ki bazı markalardan dedi buranın tencereleri daha iyi çıkıyor dedi. Sen her markaya güvenme. Buradan dedi bir tencere aldın dedi. Çok iyi dedi. Çıktı dedi yani. Şey anlattı yani. Dolma dedin ya. Kız vermiş. Dünürlerin evinde bir dolma yemiş. Lahana dolması. Dolma çok lezzetliymiş. Demiş ki siz bu dolmayı demiş ne kattınız böyle bu kadar lezzetli. Lokum gibi güzel dolmamış. Değişik gelmiş. Adamlar dolmayı düdüklüde pişiriyormuş. Ne?
Gerçek mi diyor? Ben ilk kez duyuyorum abla dedim senden. Aha ben de pişiriyorum. Ondan sonra dedi ben hep dedi düzgüde pişiriyorum dedi. İçine 20 dakika. Diziye. Ne patlıyor dedi. Ha. Ne bir şey dedi. Kendi tadı dışarı çıkmadığı için kokusu. Lezzet içine kalıyor dedi. Şey üstüne dedi eğer et suyun varsa dedi. Kaynamış süzülmüş. Et suyu da dök dedi. İşte bu lezzet versin diye. Ya da içine altına et koy dedi. 20 dakika boyunca dedi kısık ayarda kaynasın pişiyor dedi. 1 gram adamların dedi. Ben dolmam hep dışarı şey yapıyor. Su taşıyor kaynadıkça. Dedi ki bir tane pirinç yok tabakta dedi. Pirinç? Dolma patlamış yani bir pirinç çıksın. Yok tencere yani. Öyle bir şey yok dedi. Tamam. Biber dolmalarını, yaprak şey lahana dolmalarını öyle pişiriyor. Demiş karı. Öyle pişiriyorlar dedi. Allah razı olsun. Bak. Öyle oraya girdim öyle muhabbet ederken. Hiç aklıma gelmez. Ben dedi hastanede aşçıyım dedi Gazi Devlet'te. He. Çalışıyormuş. Aşçıymış orada. Biz öyle yapıyoruz dedi yani. Allah razı olsun bak. Akıl akıldan üstündür. Hayatta aklıma bir gelmez. De köyde dedim şey dedim annem de köyde falan duruyor dedim işte. Böyle tavalara dedim onu da hep yanıyor sapı falan. Dedi ki köyde duranlar için dedi yanları iki demir olacak döküm herhalde. Tencereler tavalar var dedi. Sobanın üzerinde dedi sap yanma olayı yok dedi. Folyoya kağıdı sarıyor. Ha, biz de dedi büyük ocaklarda yemek yaptığımız için ben dedi hep saplı demirli tencereler alıyorum dedi. Doğru şey sarıyor mu kağıttan sarıyor. Tamam döküm alacak dedi. Döküm alacak. Hem sobanın üstü daha lezzetli olur dedi. Ağır. Yapacağım. Ne oğlum ne? Tamam dolmayı öyle yaparız bundan sonra. Dikkat çekmiş görüyor musun bu dolmanın lezzeti? Hı hı. Bir de hiç hani dolma açılır bir pirinci olur da etrafında diyor. He. Yok öyle bir şey de yok diyor. Yok. Sıkıca diziyorum onu diyor böyle güzelce. Ha, anladım. İçine dökmeyeceksin ya dizeceksin. Hı. Buzluğuma falan et suyu ayırıyorum bazen diyor. Et suyunu da döküyorum üzerine diyor. Et suyu diyor. Oluyor da illa ki et suyumuz oluyor. Ya da dibine iki parça et koyuyorum diyor. Ona tadı geçsin. Haşlanıyor diyor. Onu da aynen. Yiyoruz diyor. Kemik kemik. İyi ki aklan geldi herhalde. Hı? İyi ki aklan geldi. En çok dolma pişiren bizim ev. Bir de saatlerce ocakta dolma mı bekleyeceksin? Hı hı. 20 dakikada pişiyor diyor. 20 dakika sürüyormuş. Bir şey düdüklü çünkü. Neyse ben ilk bir denememi yaparım. Ben şimdi heveslik sardı beni. Ha, bir yerde bir şey duyacaksın öğrenciler işte. Ha. Aklıma gelmezdi ki hayatta. Yani arkadaşlar siz de mutlaka deneyin. Abla yani met etti. Aa, oraya gider misin sen? Şuraya. Yok ya. Toz nane de vereceğim bana. Tarhanaya toz nane katıyorum. Ben yukarının işini bitireyim de artık bahçedeyim. Yani çatmayayım ben bahçemde bir şey yok. Azı yukarının teli olsa abi kenarda bahçe yapılır ha. Mal atacağız öyle mal atma yeri. Tel alıyor ki ya. Tavuk için. Tavuklar oraya da istemezsin. Köpek gezmesin. Hayvanlar otu güzel yayılsın. Aha büyük sarımsak sağ. Şey Tarık dedi ona da arabaya pasajıyla attırırsa araba parlar bembeyaz. Böyle önüne, ayna gibi. Şey koymuş önünün arkasına bayrak. Küçük bayrak. Hmm. Şey. Yunus da koymuş. Tarık bulamadı ona şey takacak. Bulamadık evde nereye koyduğumuzu. Neyi? Telefon takacağı verecekti. Pahalıymış pastacılar biraz. 1 milyar mı 1,5 mu? Ama bayağı gidiyor yaptırıyorum. Biz yaptırdık. Son kalitesi bu kadar oluyormuş. Böyle oluyormuş. Sen manyan bulmuş bunu bir yerde. Bakalım nasıl bir şey. Şimdilikte toprak kurumaya başlamış ha. Kocaman da Ayşe teyzem var ya. Hmm. Selam olsun ona buradan. Aleyküm selam.
şey, o önce dikmiş fasulyelerini. Yazın diye bizim yukarı su çıkmıyor diye tepede olduğu için de susuzluk şey çekiyorlar mı sıkıntısı. Suları şey yapıyormuş. Anne babam şöyle. Koy kaplarını azıcık ya. Ama acıcık. Acıcık koy. Çünkü dünden beri onlar süt yiyorlar, elbet dokunur. Az beklemeye bak, az beklemeye. Sen ne dinle bak. Oğlum. Ay dile bak anne, dile dile. Süt içecek mi? Süt. Bak, bak dile bak. Ne gördün mü? İçecek mi oğlum? Herkes süt istiyor. Şimdi o da şeye gidiyor. Gel de Seyfo inek sat. Bunların hepsine paraya niye? Kedi yavruyla mavruyla gitti. Taşıdı yavrular. Ha. Yavrular da gitmiştir. Ayşin yani orada gördüm ben kediyi. Ayşin yani sarı bir kedisi var. Onun yanındaydı. Bak 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 ayak kaldırma. Ondan sonra ben de dedim ki siz ne yapacaksınız biliyor musun? Büyük bir su tepesi alacaksınız. Kuracaksınız bir yere su gidince onu kullanın. Aynen öyle. Canım makarna yememiş, tavuklar yedi. Yemezler ya. Onlar da iyi bir şey arıyor. Şuna şey getirmiş bir dün. Biber... Izgara... biber koymuşlar ızgaraya. Izgarada biber şey... Kanat. Onlardan getirmişlerdi. Herhalde Sinan bir yerde ızgara yaptı ya da hazır ızgara söyledi eve. Bunlardan getirmişlerdi. Gelin de şey yapmış. Küçük kağıtlarda kek. Erdem lütfen hepsini yemem ben de yiyeceğim diye. Dedim ki anam bir daha yapar dedim ben de tamam mı? Bir daha yapsın annem de. Bana ne dedi? Malzeme çok pahalı. Benim tatlı oğlum benim. Benim tatlı. Bu bana hara 10 lira bulmuş. Parayı bize ki. Erdem'indir. Parayı kim düşürdü? Ben de diyorum ki yalandan yere ben 50 lira düşürdüm diyor. Ya adam söyleyeceğim de parayı verecek sana. Ben de 50 lira düşürdüm. Para 10 liraymış. Şöyle katlanmış, katlanmış, katlanmış. Böyle düdük gibi para. Dedim ki Emir Ali ara gidiz o para Emir Ali'nin. Parasını yolladık Emir Ali'nin. 10 lira düşürmüş şu an ara. Ondan sonra onu dedi ki Emir Ali'ye götürün bu parayı dedi. Erdem'e dedim bozuk 5 lirası vardı. Erdem'e de bozuk 5 lira verdi. Biz anlatıyoruz anlatıyoruz Erdem anlamıyor. O Emir Ali kendi düşürmüş diyor. Sen eve git ağla. Dedem ona 10 lira verdi bana 5 lira verdi diye. Telefon açtı da bize. Tamam dedi baban gelince vereceğim sana aynısını. Duyuyor musun sen? Uzana değil ona 10 verdi beni ayırdı. Aynen. Sen Erdem'e ayırma şansın yok. Keser. Babası öyle bir şey yapıyormuş. Erdem'in elinden anacak varmış. Arkada Sinan sırtına anacak vuruyormuş Erdem. Bunlar görmüşler. Onu sen şaka zannediyorsun. Ya. Vuruyordu mu Erdem? Bilinçli değil çocuğum yanlışlıkla Yunus. Ya şaka yapayım derken gerçeğe döner. Ama hiç kimse görmüyor. Ya bilse yapar mı uşak baba diye öyle. O bir yere vuracakmıştır Mehmet'e bundan yanlış anlamıştır. Aynen vurmaz yine. Ya yok be. Bundan yanlış anladım.